çalışma günündeyiz. Cuma günündeyiz. Cuma günü haliyle biliyorsunuz ki Turkuaz'da sağlık günü, sağlık programı demek. Bu bağlamda da Özel Büyükşehir Hastanesi'nden yine bir uzman doktorumuz bizimle birlikte. Bugün boyun fıtığını konuşacağız efendim. Boyun fıtığının işte tedavisi nasıl olur, belirtileri nasıl ortaya çıkar, zahmetli bir hastalık mıdır? Her hastalık mutlaka zahmetlidir ama boyun fıtığı ne kadar insanı zorlar, nerelere kadar gider tedavi olmazsa, tüm bunların cevabını bulmaya çalışacağız. Telefon bağlantısı almayacağız ama telefonla ararsanız sorularınızı dinleyip arkadaki arkadaşlarımız, reji ekibinden arkadaşlarımız bize bu soruları iletecekler. WhatsApp'tan da sorularınızı bekliyoruz efendim. Varsa boyun fıtığıyla ilgili sormanız gereken, aklınıza takılan, bu konudan, bu hastalıktan muzdarip olan kendiniz veya yakınınız varsa sorularınızı bekliyoruz. Kiminle birlikteyiz? Özel Büyükşehir Hastanesi doktorlarından operatör doktor Ümit Demirci bizimle birlikte. Kendisi beyin sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı. Hiç vakit kaybetmeden de programa hemen bismillah diyerek başlamak istiyoruz. Hocamıza hoş geldin diyelim öncelikle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Nasıl gidiyor? Sağ olun, teşekkürler. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Haftanın son günü, yorgunluk. Sayın seyircilerimize gerekli boyun fıtığı ile ilgili bilgileri vermek için burada bulunuyoruz. Peki siz aynı zamanda da görsel dokümanları da ekrana getireceksiniz ki konunun daha iyi anlaşılabilmesi için. İlk olarak boyun fıtığı nedir? Buradan bir başlayalım hocam. Ne anlatabiliriz? Şimdi boyun fıtığı Latince ya da tıbbi olarak cervical disc hernisi dediğimiz ama halk arasında boyun fıtığı denilen bir hastalık grubu. Bunun asıl sebebi ya da oluşum mekanizmasını şöyle anlatabiliriz. Boynumuzda 7 tane bizim dik durmamızı sağlayan, başımızı taşıyan ve gövdeyle birleşimini sağlayan bir ara mekanizma var. 7 tane omurga kemiği var. Ve bunların arasında da yastıkçık görevi gören, başımızı döndürmemizi sağlayan, sağa sola, eğip öne doğru eğip kalkmasını sağlayan, omurga kemiklerinin arasında da yastıkçık görevi gören amortisörler var. Bunların iki kat katmanı bulunuyor. Dış katman, iç katman. Bu yaylanma sırasında herhangi bir travmaya bağlı olarak, ağır kaldırmaya bağlı olarak ya da herhangi bir sebepten, ileride anlatabileceğim sebeplerden dolayı bu amortisörlerin dış katı yırtılıyor. Yırtıldığı zaman içindeki parça, sert kıkırdak doku omurilik kanalına çıkıyor ve oradan da hem omurgaya basması sonucu hem de kolumuza giden sinirleri ezmesi sonucunda sağ ya da sol, bazen de her ikisinde birden ağrılar ortaya çıkıyor. Ve klinik gittikçe ilerleyerek boyun fıtığı bulgularını ortaya çıkartıyor. Şimdi bu boyun fıtığı görsellerle de anlatmaya çalışırsam, bizim konumuz boyun fıtığı nedir, nasıl tedavi edilir konusunda bugün fikir vereceğiz. Dediğim gibi bu omurga kemiklerimiz bizim bütünlüğümüz sağlıyor. Başımızı gövdemizle birleştiriyor, onların ayrılmamasını sağlıyor ve omurgayı, yani beynimizden gelen iletileri vücudumuza her noktasına hücresel anlamda elektriksel aktiviteyi gönderen bileşkeyi sağlıyor. O yüzden boynumuz hayati önem taşıyor ve orada oluşacak bir hasar, bir zarar da bütün vücudumuzu etkiliyor. Şimdi genelde pasif yaşam tarzını seçen insanlar da ya da bilgisayar başında duran insanlar da, şoförler de, yani boyun egzersizi yapmayan, sabit olarak duran insanlar da bu daha çok ortaya çıkıyor. Özellikle ben ileride de belki sorular geldikçe anlatacağım. Bayanlar da, el işi yapanlar da, örgü yapanlar da, kitap okuyan öğrenciler de, başını sürekli eğerek sabit duran insanlar da, dediğim gibi şoförler de sabit olarak saatlerce boyun egzersizi yapmadan, hareket etmeden tutanlar da ve çağımızın hastalığı bilgisayar ve cep telefonu kullananlar da boyun hep sabit kaldığı sürece oradaki kaslardaki hasara, zarara, ziyana bağlı olarak da kemiklerin arasındaki amortisör görevi gören diskler yırtılıyor ve omurgayı ve omurliği zarara uğratıyor. Şimdi resimde de görecek olursak başımız... Hocam ekrana bir gelsin, bir bekleyelim. Ekrana bir gelsin hocamızın aktaracağı resim. Şimdi tabii görsellerle hocam, geldi şimdi. Hastalarımızı anlayabilmesi daha zor. Bakın şurası başımız.
omurga kemiklerimiz aşağıda vücudumuzun bütünlüğünü sağlıyor. Şu sarı alan omurliğimiz ve bunlar omurga kemiklerimiz. Her kemiğin arasında gördüğünüz gibi bir yastıkçıklar var. Yani amortisör görevi görüyor. Bunun yırtılması sonucu omurliğe doğru taşan parçayı fıtık oluşturuyor. Burası da omurga kanalı olduğu için bütün vücudumuzun elektriksel aktivitesini sağlayan sinirler buradan geçiyor. Gene başka bir resimde bakın gene kemikler, diskler, omurga, omurliğimiz ve buradan kollarımıza giden sinir kümeleri. Bu çıkan parça gördüğünüz gibi yırtıktan çıkıyor. Çift katmanı var. Dış lastik dediğimiz dış katman yırtılıyor. İçindekiyle beraber balon yapıyor ve omurliğe bası yapıyor. Omurliği orada sıkıyor mu hocam? Boğuyor mu? İp gibi sanki orayı sıkıyor. Şimdi, gibi bir hali var gibi. Omurliğin geçtiği alan dar bir alan. Yaklaşık bir 13 milim. Yani 1.3 santim. Şimdi buraya dar bir alanda etraftan gelen herhangi bir küçük de bile olsa bir parça, yani 3 milim, 5 milim gibi bir parça bile dar alanda sıkışıklığa sebep olduğu için sinirleri zedeliyor. Zedelediği zaman da oraya aktivite sağlayan kollarımızın iç yüzü olur, dış yüzü olur, bütünü olur. Buralarda elektriksel akım geçmediği için sıkışıklığa bağlı. Hem ağır oluyor hem de kuvvetsizlik, cansızlık oluyor. Gene bu resimde de görüldüğü gibi mavi alan, disk alanı, kemikler, omur kemiklerimiz. Bakın şu küçük fıtık denilen yazmışız. Buradan çıkmış ve koluna giden siniri sıkıştırmış. Çok dar bir alanda olduğu için bizim ameliyatlarda çıkardığımız parçalar bazen 0,5 milim. Yani 1 milim, 1 milimden küçük, bazen 2 milim, 3 milim gibi parçalar çıkartıyor. Ama hasta dayanılmaz ağrılarla geliyor. Onu çıkardığın zaman birdenbire dramatik şekilde hasta ağrısı geçiyor, sızısı geçiyor ve şikayetleri geçiyor. Çıkan parça hastalar da soruyor ya bizim bütün aylardır günlerdir yapan ağrı bu kadarcık mıymış diyor. Gerçekten o kadar ağrı o dar alanda bu sebep çünkü oluyor. Sinir dokusunun ince olmasından kaynaklı. Evet, zaten o ince bir kanalı yolda. Çok dar bir kanal. En ufak bir parça orada zaten yeterince ağrıya sebep veriyor. Gene boyun fıtığı belirtilerinde gelince bu fıtık oluştu. Kolumuza giden siniri omurilikte sıkıştırdı. 7 tane kemik var. Aralarından da her birinden de ayrı kollarımıza sinir kabloları çıkıyor. Bunların her birinin ayrı yerde sıkışması da bulguları farklılık verebiliyor. Bazı durumlarda fıtık ağrıları sinsi olarak devam edebiliyor yıllarca. Hastalar farkına varmıyor. Kas ağrısı diyor, kemik ağrısı diyor, boynum ağrıyor diyor. Veya bir masaj yaptırıyor. Oh, iyi geldi diyor değil mi? En kötüsü çiğnettirmek. Sakın yani size ve hastalarımıza uyarı. Boynunu çiğnettiren var. Çok ağır sıkıştırarak masaj yaptıranlar var. Bu boyun fıtığını daha da ilerletir. Yararından çok zarar verir. O anda belki değil ama yıllar sonra çok büyük sorunlar ortaya çıkartabilir. O yüzden en başta parantez açarak söylüyorum. Sakın boynunuzu çiğnettirmeyin. Çok büyük sıkıştırmalara sebep verecek masajlardan uzak durun. Boyun fıtığı küçük küçük belirtilerle, ağrılarla yıllar yılı takip edebiliyor. Hastalar boyun fıtığının farkında olmuyor. Ya da bazen bu küçük belirtiler birikiyor ters bir harekette. Yani ters bir yastıkta yatmakta, aniden boynunu geriye kıtlatmakta, dönmek falan, değil mi? Öksürmekte, hapşurmakta o yırtık olan alan büyüyor. İçindeki parça dışarı çıkıyor ve kolunu giden siniri sıkıştırdığı için de dayanılmaz ağrılar ortaya çıkıyor. Mesela bize gelen hasta diyor ki hocam tamam ufak tefek ağrılarım vardır ama 2 gün önce hapşurmakla, öksürmekle öyle bir ağrı oldu ki artık dayanamıyorum. Koluma giden siniri sıkıştırıyor. Kuvvetsizlik var. Geceleri uyuyamıyorum. Bıçak saplanır gibi ağrılar oluyor omzumda, boynumda. Bu 2 günde olabilir mi diyor. Hakikaten olabilir. Hiçbir şey yoktu. Bir hapşurmayla ağrı girdi, ağrı da geçmiyor. Denilebiliyor mesela değil mi? Ve ağlayarak gelen, kolunu tutarak gelen çok büyük ızdıraplar içerisinde dolantinle, morfinle, çok kuvvetli ağrı kesicilerle durduramadığımız dahi hastalar olabiliyor. O yüzden... Çok mu kuvvetli ağrı yapar hocam? Çok kuvvetli ağrılar yapıyor. Yani bazen o tam yırtılmanın sağlandığı ya da halk arasında patlama diyor. Biz sekestre disk diyoruz. O patlama denilen anda olduğu zaman çok büyük ağrılar oluyor. Kıvrandırıyor. Mesela 2 gün önce bir bayan hastamız geldi. Bütün ağrı kesicileri denemişler. Bütün tedavileri denemişler. Uyuşturucu babında narkotik ilaçlardan verilmiş. Ağrısı geçmiyor. Kadıncağız sabahlara kadar ağlıyorum diyor. Bize başvurduğunda tetkiklerini yaptırdık.
bayağı büyük bir fıtık vardı. Hı-hı. Müdahalesini yaptık, kurtardık şükür. Evet. Ağrısı sızısı geçti. Şimdi boyun fıtığı belirtilerinde de şu şekilde başlı belirtileri, en başta kol ağrısı. Bazen boyunda ağrı olmuyor, kolda ağrı daha fazla oluyor. Hı hı. Bazen de tam tersi, boyunda ağrı ilk önce başlıyor, o fıtık ilerledikçe kola doğru, sinir sıkışması arttıkça kola doğru ağrıları yayılıyor. O yüzden en büyük ve en başlangıç kolun neresi ağrıyor peki hocam? Şimdi şöyle, belirli bir standart yeri yok. Çünkü 7 tane sinir var ya, bunlardan mesela 5 ile 6. sinir sıkıştığı zaman kolun iç yüzü ağrır. 7. sinir sıkıştığı zaman dış yüzü ağrır. Yani bunun kendine göre o hangi sinir sıkışıyorsa, nereye bağlıysa oradaki, o bölgeyi uyaran, hı-hı, ağrılar ortaya çıkıyor. Mesela C7 dediğimiz bir sinir var. O sıkıştığı zaman el bileğini kaldıramıyor hasta. Hı-hı. C5-6 dediğimiz sinir var. O sıkıştığı zaman hasta kolundan, omzundan kaldıramıyor. Hem kuvvetsizlik oluyor hem ağrı oluyor. Omuz ağrısı. Şimdi tabii bu sinirlerin hangisi sıkıştığına göre, matematiksel bir hesap gibi bu. Ona göre ağrıların şiddeti, yeri de, hı hı, doktoru, klinisyeni yönlendiriyor ve ona, hı, göre tetkikler istiyor. Şimdi ilk başta ufak ufak olan boyun ağrıları ve kol ağrıları gittikçe ilerliyor fıtığın derecesine göre. Ve ağrılar dediğim gibi iyice hastayı rahatsız eder hale geliyor. Günlük yaşantısını sürdüremiyor ve doktora başvurması gerekiyor. Hı hı. Başvurmuyorsa da İleride bu daha büyük sorunlar ortaya çıkartabiliyor. Bu o aradan dış kabuğun yırtılması, dışarıya çıkması olana kadar ağrı olmuyor. O olduktan sonra mı ağrı başlıyor? Öyle diyelim mi buna? Şimdi şöyle diyelim. Dış kabuk, yani dış lastik diyelim. Hı hı. Ufak tefek çatlaklarla, travmalarla, boyun kıtlatma, hareketsizlik, şudur budurla hafif hafif zedelenmeye başlıyor. Bu durumlarda boyunda küçük küçük ağrılar ortaya çıkıyor. Hı hı. Yavaş yavaş o çatlak büyüdükçe ağrılar kısmen, hmm, daha da fazla artıyor. Aşama aşama ilerliyor, evet, yani. Evet. En şiddetli ağrısı o dış lastiğin yırtılıp da içindeki dışarı balon yaptığı zaman ya da tamamen çıktığı zaman, hı-hı, asıl kuvvetli ağrılar ortaya çıkıyor. Hı-hı. Ama uyarıcı olan boyun ağrıları, dediğim gibi o dış lastiğin yavaş yavaş zedelendiği, dejenere olduğu durumlarda, hı-hı, kendini belli ediyor. Peki hocam. Diğer bir bulgu uyuşma. Gene dediğim gibi o sinirler hangisi sıkışıyorsa ona bağlı olarak elin belirli bölgelerinde, 3 parmakta, 2 parmakta, bilekte, kolun ön yüzünde ya da arka yüzünde, omuzda uyuşmalar ortaya çıkıyor. Bu uyuşmalar da sinirin sıkışmasının biraz daha arttığını, hı hı, ve artık kliniğinin gittikçe ilerleyebileceğini gösteriyor. Daha sonra zayıflık. Kolda bu daha da ilerlediğini görüyor 3. aşamada. Kol artık, mesela hanımların en büyük şikayeti, çaydanlığı taşıyamıyorum diyor. Düşecek gibi oluyor, iki elimle tutuyorum. Hı hı. Ya da el sıkmada, el sıkışmada elinin kuvvetsizliğini fark ediyor. Günlük işlerini yaparken, kalem tutarken, hı hı, ya da sanayide tamirci olanlar hissediyor elini. Bu kolum tutmamaya başladı diyor. Bu ilerlediğini ve yavaş yavaş dönüşü olmayan yola doğru gidildiğini gösteriyor. Hı hı. O yüzden özellikle artık geç kalındı, bunları ağrıyı, uyuşmayı hiç önemsemediniz ama kuvvet kaybı olduğu zaman artık son noktaya doğru gidiyor demektir. Mutlaka bir beyin cerrahi doktoruna başvurmanız gerekiyor. Hı hı, alarm. Çünkü artık ciddi bir alarm artık oluyor. Artık bunu ya gideceksiniz, tedavisinde olacaksınız, hı hı, ya da sonunuza razı geleceksiniz ki sonu hiç iyi değil. Yani tamamen kolunu tutmaması, cansızlık, kuvvetsizlik ya da felç durumu, hı hı, Allah göstermesin. O hepten artık doktorun da yapılabileceği durumlar ortadan kalkmış oluyor. Hı hı. O yüzden durum bu. Zayıflığı söyledik. Karıncalaşma, hı hı, uyuşmanın bir sonraki aşamasıdır. Halk arasında karınca yürüyormuş gibi ya da böyle sinsi sinsi bir şeyler ısırıyormuş gibi hissedilir. Buna karıncalanma denir. Hı hı. Bu aşamada hastalığın ilerlediğini gösterir. Gene tabii bölgesel olarak sinirlerin hangisi sıkıştıysa ona bağlı, hı hı, karıncalaşmaların bölgeleri var. Ama bu en büyük belirtilerinden bir tanesi. Yani sıralayacak olursak ilk önce boyun ağrısıyla başlar. Boyun ağrısı ilerler, uyuşma olur, keçeleşme olur, karıncalaşma olur. Hı hı. Ağrılar daha da artar ve en sona doğru da artık kolumuz kuvvetsiz hale gelir. Hocam, WhatsApp'tan gelen sorularımız var. Tamam. Onlardan bir tanesini ben size aktarmak istiyorum. Şerif Hanım demiş ki, geceleri boynumun ağrısına uyuyamıyorum. Omuzlarımdan lastikle kafamı çekiyorlar gibi oluyor. Boyun fıtığına benziyor mu demiş. Evet, benziyor. Dediğim bu başlangıç aşaması ya da birinci ya da ikinci aşamadaki durumları gösteriyor bu. O yüzden
lastik gibi çekmek, sanki böyle halatla böyle asılma gibi bir durum mu var hocam? Gerilme oluşuyor. Hı. Kollarında gerginlik oluşuyor. Kollarından boynuna doğru bir çekme hissi oluyor. Çünkü mekanizmada sinir sıkıştığı için rahat hareket edemiyor sinir. Hı hı. Hareket edemeyince de kollarından, omzundan bir çekme hissi oluşuyor. Aynı hastamızın dediği gibi bu bulgular ortaya çıkıyor. Hastamız da fazla geç kalmadan bize ya da bir beyin cerrahi doktoruna mutlaka başvursun. Hı hı. Ki başlangıç aşamasında tedavi olursa hem hastanın yüzü gülür hem doktorun yüzü güler. Boyun fıtığı için beyin cerrahisine mi gelmez? Evet. Hani fizik tedavi falan burada akıllara gelebilir hocam. Ya gelebilir ama şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Beyin cerrahi doktoruna başvurduğumuz zaman bu tür bel fıtığı, boyun fıtığı ya da bel kayması, omurga darlıklarında beyin cerrahisine başvurduğumuz zaman beyin cerrahi tetkiklerini yaptırır, muayenesini yapar. Eğer zaten ilerlememişse, ameliyatına gerek yoksa fizik tedaviye ya da ortopediye yönlendirir. Hı hı. Ama biz tersinden başlarsak, yani ortopedi, fizik tedaviye başlarsak, doktorun tabii genel görüşü itibariyle başlangıç aşaması ya da ortaya gelen aşamayı kaybedebiliriz. Geç kalındıkça verilen tedavilerle zaman aşımına uğradığın zaman da en son aşamada beyin cerrahisine geldiği zaman ameliyat etse gibi oluyor de ama doktorun memnuniyeti, hastanın memnuniyeti olmuyor. O zaman da ne oluyor? Halk arasında yayıldığı gibi, vay işte boyun fıtığından ameliyat oldum, iyi olmadı. Bel fıtığından ameliyat oldum, iyi olmadı. Niye? Sen o ana kadar geç kalmışsın. Doktor seni en son tedavi aşamada... Tedavi yapmaya başladın ama yanlış yerlerde vakit kaybı harcadın. Evet, en son aşamada yakaladın. Belki kolun tutmayacakken, belden aşağın tutmayacakken ameliyat ettiğin zaman tabii düzelmen de zor oluyor. Bu sefer böyle bir kanı yayılıyor. Bel fıtığında ameliyat oldum, iyi olmadım. Aslında temelini araştırdığın zaman belki o hasta tekerlekli sandalyeyle doktora gitti. Ya da en son aşamada gitti, ameliyat oldu. Tabii doktorun da ilahi bir gücü yok. Sadece olanı ya da bozukluğu düzeltmeye çalışıyor. Bu sefer düzelmeyince de doktora suç bulunuyor, hastalığa suç bulunuyor. Öyle bir durum değil. Erken teşhis her hastalıkta olduğu gibi yine boyun fıtığında da önemli. Hele ki cerrahi müdahaleyi ileriki zamanda isteyecek olan hastalıklar bu konuda daha da önemli oluyor zannedersem hocam, değil Tabii ki. O yüzden dediğim gibi ilk önce bir beyin cerrahi doktorumuza başvurun. Gerekli tetkikleri yapar. Gerekirse zaten fizik tedavi ya da diğer bölümlere beyin cerrahi doktorumuz yönlendirebilir. O yüzden bu bayan hastamız için de diyorum ki mutlaka ve mutlaka vakit kaybetmeden başlangıç aşamasındayken bu gerginlik hissi şey mi hocam peki? Evet, başlangıç aşaması ama biraz da alarm vermeye başlamış mı gerginlik? Onu anlayabilir miyiz? Vücut sizi uyarıyor. Yani vücudumuz o kadar kusursuz yaratılmış ki bazı durumlarda alarm veriyor. Uyarıyor sizi, diyor. Bakın benim boynumda bir sıkıntı var. Bir an önce tedavisine, önlemine alın. Yoksa ileride daha büyük sorunlar çıkacak ifadesini vücut bu küçük küçük ağrılarla ortaya çıkartıyor. Peki. Antalya'dan Hasan Bey bizi aramış, telefonla soru bırakmış. Demiş ki fıtığı elle tedavi eden doktorlar var. Bu doğru mudur? Tedavi olalım mı demiş. Ne demek şimdi, hocam bu elle tedavi bakın, etmek? Bakın bu doktor ya da dışarıda sınıkçı, çıkıkçı, manipülasyon dediğimiz durumlar tamamen tıp dışı, uygunsuz olan durumlardır. Hiçbir zaman yerinden çıkmış olan bir parçayı bir dışarıdan, et parçası, bir sinir parçası, bir doku yani en nihayetinde. Dışarıdan bastırarak, sıkıştırarak bunu yerine sokabilmemiz imkansız. Bakın size bir örnek vereyim. İki gün önce daha gene bir hasta geldi. Bel ağrıları var diye. Manuel terapi merkezine gidiyor. Ve aslında ilk filmine baktım ben, yerinden çıkmamış. Ama o terapi sırasındaki ya da bastırma, masaj sırasındaki sıkıntılardan dolayı ya da yanlış bölgeye basmalardan dolayı bu sefer yerinden çıkıyor. Ve hastanın sağ bacağı yürüyemez halde, kuvvetsiz geliyor. Hemen MR'larını çektirdik. İlk MR'la karşılaştırdık ki hakikaten çok daha iyi yerlemiş. Kendisine de gösterdim. Kocaman olmuş. Kendisi de bunu gördü ekranda. Ve acil müdahale etmek zorunda kaldık. Ki biz bel fıtıklarında mikrodiskektomi denen kapalı yöntem uyguluyoruz. Bayıltmadan, belden aşağısını uyuşturarak 10 dakika 15 dakika sürüyor. Yukarı çıkıyor servis 2 saat
yatak pozisyonunda kalıyor. 2 saat sonra kalkıp yürüyor gidiyor. Ve çektikleri, harcadığı para, umut tacirliği, şu ana kadar psikolojik sıkıntıların hepsi de gitmiş oluyor. Bu diş konusunda korkanlarda da böyle olur ya hocam. Hani diş ağrısı çekersiniz, çekersiniz, dişçiye gitmezsiniz. Sonra bir yarım saati bile bulmaz. Evet. Bir iğneyle, bir morfinle üstesine gelirsiniz. Sonra dersiniz ki dünya var, niye çekmişim ki bunca zamandır? Evet. Dersiniz ona benziyor. Yani aynen burada öyle demek istiyoruz ki, ileride anlatacağız aslında. Ama boyun fıtığının ameliyatı da öyle çok, operasyonda çok böyle zahmetli, korkacağınız, uzun süreli veya meşakkatli olan bir operasyon şekli değil. Sorular gelmeye başladı. İyi yayınlar. Ben birkaç kez beyin cerrahi doktoruna gittim. Sende bel fıtığı yok dediler. Sonra fıtığım son aşamaya gelmiş, ameliyat oldum. Ama sağ ayak bas parmak uyuşuyor. Bu böyle devam eder mi demiş izleyicimiz. Şimdi sırayla gidecek olursak. Birincisi, bize de hastalar geliyor. Hı hı. Beyin cerrahisi, bel ağrısı. Tamam, bakıyoruz, MR'larını çektiriyoruz, muayene ediyoruz. Küçük sıkışıklıklar var. Hı hı. Biz diyoruz ki bunu iğneyle, ilaçla kendine dikkat ederek hayatın boyunca rahat bir şekilde yaşayabilirsin. Ama hasta gidiyor, ağır kaldırıyor, tam dediklerimizin tersini yapıyor. Hanımlar yatak kaldırıyor, koltuk kaldırıyor, temizlik yapıyor. O bizim öngörümüzün dışında yeniden ve daha büyük bir travma geçirdiği için yerinden çıkıyor. Bizim bir ay önce gördüğümüz hasta 3 gün sonra ya da 20 gün sonra tekerlekli sandalyeye gelebiliyor. Bizim buna öngörümüz ya da bilebilmemiz imkansız. Biz önerilerimize uysa belki olmayacak. Yeniden MR çektiriyoruz. Bakıyoruz ki yırtık büyümüş, içindeki parça çıkmış. Bu hastada da aynı o durum olmuş. Hocam peki operasyon oldu. Evet. Dikiyorsunuz değil mi, evet, zannedersem orayı? İçine koyup dikme olayı oluyor. Evet. En doğru düz bakış açısıyla sorarsam. Evet. Tekrar ağır kaldırmak, dikkat etmemek. Eskisine göre sonuçta orada bir uygulama yapıldı ya, daha kolaylaştırıyor mu artık? Yani ben dikkat etmedim. 45 yıl ben o boynumdaki, omuriliğimdeki o yapıyı idare ettim ama bir ay içerisinde ama nasıl olsa ameliyat oldum, eskisine tamamen sıfırlandı gibi düşünmemek gerekiyor zannedersem değil mi? Bir anda hani nasıl olsa ameliyat oldum ya, kaldırıvereyim şunu da dediğimiz zaman halbuki yeniden ortaya çıkması, evet, daha kolay olabilir. Hastalarımız zannediyor ki biz ameliyat olduk. Ağır kaldırabiliriz, her şeyi yaparız. Bir biyonik adam olduk, robot gibi olduk. Her türlü yükün altına girebiliriz. Böyle değil. Biz sadece hayatını sürdürebilmesini, normal fonksiyonunu görebilmesi aşamasına getirebiliyoruz. Şimdi hasta geliyor, boyun fıtığından ameliyat olmuş. Hocam diyor, işte ben 50 kiloyu kaldırabilir miyim? Ya güzel kardeşim diyorum. Ben kaldırsam bende sıkıntı olur mu? Olur. Sende de olur. Ameliyat oldun diye bu olmayacak anlamına gelmez. Ha, normal bir kişiden bile daha, evet, iyi hal, çelikleştim gerekiyor ben. Hani o öyle şey zannediyor yok ama böyle bir şey yok. Biz sadece normal insanlar seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Ama sen tutup gene sürekli bilgisayar başında oturursan, bakın resimde de gösteriyoruz. Sürekli kitap okurken boynunu eğiyorsan, hanımlar sürekli el işi yapıyorsa, boynunu eğerek örgü yapıyorsa, buna yapılabilecek bir şey yok. Bu tekrarlayabilir ya da dediğim gibi boyunda 8 tane 7 tane disk var. Bunların bir tanesini tamir ettik ama diğerlerinde de çıkabilir. Aynı durum bel için de geçerli. Şimdi bu hastada mesela ameliyat oldum, belimden parmağım uyuşuyor diyor ya. Bu ayak baş parmağım. Evet. Ayak sağ baş ayak baş parmak uyuşmasının uyuşuyor. Uyuşmasının sebebi müdahaleden önce o sinir sıkışıklığının fazla olmasından dolayı, oradaki sinirlerin çok zedelenmesinden dolayı o sinir hasar görmüş. Ama iyi ki olmuş, olmasa belki komple ayak bileğini kaybedebilirdi ya da kuvvetsizleşebilirdi. Uyuşmanın geçmesi vücudun kendi kendini onarmasıyla ilgili. Ne önerelim zamanla izleyicimize? Yapılabileceği şey, B vitamini ilaçları alabilir, egzersiz yapabilir. O parmağına lastikler takıp çekip çekip bırakabilir, kuvvetlendirmeyi denesin. Beslenmesine dikkat etsin, yoğurt yesin. B vitamini içerikli işte nohut, kuru fasulye, mercimek. Buna yönelik yiyecekler yesin ve vücudunu sağlıklı beslerse iyileşmesi daha çabuk olur. Yani endişe edeceği bir durum yok. Yok. Sadece biraz egzersiz, evet, lastiklerle falan şöyle güçlendirmeler, evet, yapın dediniz. Biraz da sabır. Biraz sabır, biraz da beslenmeye dikkat edersek, evet, ilerleyecek. Ahmet Bey demiş ki annem boyun fıtığından ameliyat oldu, kendisine dikkat etmesini söylüyorum ama şuradan devam edeceğim. Kendisine hiç bakmıyor, aynı ev işlerini yapmaya devam ediyor. Buradan annem dinliyor.
Ona uyarıda bulunur mu hocam demiş. Bulunurum. Kendi hastamız gibi de bulunurum. Hı hı. Her hastalarıma söylediğimi de söyleyeyim. Siz şöyle örnek veriyorum ben hastalara. Götürdün, elini duvara vurdun. Elin zedelendi, kırıldı, yara oldu. Doktora geldi, bunu onardın. Hı hı. 3 gün sonra gittin, sinirlendin, gene elini duvara vurdun. Şimdi burada hata doktorda mı? Tedavi eden kişide mi? İlaçta mı yoksa sende mi diyorum? Bende diyor. Hı hı. Şimdi teyzemiz de boyun fıtığı ameliyatı olmuş. İyi şükür. Felç durumu yok, yatalak kalma durumu yok. Günlük hayatını sürüyor. Ama aynı kötü davranışları yaparsa aynı işlerini yapmaya devam ediyor. Sıkıntısını kendi çeker. Hı hı. Izdırabını kendi çeker. Doktorun karşısına gittiği zaman da doktor da mutsuz olur, kendisi de mutsuz olur. Yani doktor şimdi bu durumda ben hastalarımıza diyorum ki ya her dakika sizin başında bulunabilir miyim ben? Bulunamam. Hı hı. Her dakika uyarabilir miyim? Uyarım. Bak bu dediklerimi dikkate alın ve ömrünüz billah da uygulayın. Çünkü ben de uyguluyorum. Siz de uygulayacaksınız. Genel kurallar bu. Şimdi başka bir örnek vereyim. Hı hı. Hastayı bel fıtığından ameliyat ediyoruz. Hasta diyor ki önceden hep yere bağdaş kurarak oturmuş, yemek yemiş. Ve ısrarla diyor ki ben tekrar yere oturacağım. Yeniden yerde oturup yemek yiyeceğim. Hamur açacağım. Yufka yapacağım. Ekmek yapacağım. Şimdi teyze diyorum senin durumunu benim annem yapsa, benim hanımım yapsa onun da beli ağrır. Sıkıntısı hı hı. olur. Belki tekrar bel fıtığı olur. Sen aynı durumları yapacak olursan ağrıların geçmez. Sonra bana gelip de şunu yaptım bunu yaptım ağrım oldu deme sakın diyorum. Bunlara uyacaksın. Benden söylemesin. Benden söylemesin. Hı hı. Boyun fıtığı için de geçerli. Yani bu hastamızın annesi için de geçerli. Teyzeciğim aynı işleri yaparsan, evet. aynı zorlukları teyzem. Yaşarsan hı hı. aynı sıkıntılar olur. Sonra doktora kabahat bulma. Peki. İyi günler. Doktor Ümit Demirci Bey daha önce annemi ameliyat etti. Annem şu an çok çok iyi. Kendisine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Allah her daim yolunu açık etsin hocamızın eline emeğine sağlık demiş izleyicimiz. Amin. İsim de gönderirse sevinirim. Hani kimmiş bir eğer mahsuru yoksa sizin için. Şimdi bakın tamam çok güzel iyi olmuş gayet iyi ama devamı için hı hı. ömrü billah kurtulabilmesi için dediklerime uyacak. Ben ameliyatlardan sonra bir listeler veriyorum. Uyulması gereken kurallarla ilgili hı hı. ki söz uçar yazı kalır babında. Kesinlikle. Onları güzelce okuyun diyorum. Dolabına yapıştır. Karyolanın başına koy. Her yere bunları koy. Güzelce oku bunları unutma diyorum. Hı hı. İnşallah bu hastamız da onlara uygulayacak. Ömrü billah kurtulacak. İnşallah da öyle olur. Peki hocam devam edelim. Nerede kalmıştık? Tamam. Şimdi şu ofis ortamındaki görselleri evet. bir kez daha görelim hocam ya. Ben şimdi onları genelde çok önemsedim. Çağımız bilgisayar çağı, teknoloji çağı, iş hayatı böyle. Hı hı. Sürekli bilgisayar başında duran hastalarımız, sürekli şoförlük yapan hastalarımız, sürekli boyunlu sabit duran hastalarımızda bu hastalığın görülme ihtimali normal insanlara göre 3 kat, 4 kat daha fazla. Şimdi en alttaki bakın bir bilgisayar başında duran bir insanın omurga kemiklerini görüyorsunuz. Nasıl eğri ve çıkıntılar anatomiye uygun olmadan duruyor. Şimdi bu pozisyonda ne kadar kuvvetli kaslarınız olursa, ne kadar genç olursanız olun bu ileride mutlaka sıkıntı yaratacak. Normal durması pozisyon yanda. Bakın görüyorsunuz ağırlık merkeze dağılmış, anatomik yapıya uygun ve bu hastanın boyun fıtığı olma ihtimali %5 ise bu hastada %25. Şöyle mi duracağız hocam? Dik duracaksınız. Bunu alışkanlık haline getirirseniz bu hep böyle olur. Ve hem size yararlı olur hem size bakmakla yükümlü olan insanlara da yarar sağlar. Monitörü falan da şöyle göz hizamıza kadar kaldıracağız sanki değil mi? Şöyle mümkün olduğunca yüksek tutmak gerekiyor. Şöyle yapacağız. Ki evet. sağlığımız kaybedince geri gelmiyor. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Hı hı. Şimdi boyun fıtığımız oldu. Doktora gittik. Doktor. Hocam sorular gelmiş. Tamam, onlara bir bakalım alalım. Mı? Şerife Hanım demiş ki Şerife Dedeoğlu boyun fıtığından muayene oldum. Çekilen MR'da bulgular servikal lordoz düzleşmiştir. Disklerin sinyali dejenerasyon bağlı olarak azalmıştır. C34, C45, C56 disklerinde anüler bilgin izlendi. C67 disklerinde santrabeler subliminal hernizasyon izlenmekte olup spinal kardo minimal bası izlenmiştir. Tamam. Benim fıtığın durumu nedir demiş. Ne güzel soru olmuş bu böyle. C65 değil de C5 ile 6 arasıdır o. Hı hı. Hastamız onu C56 ya da 36 gibi düşünmüş ama evet. sonuçta bakın burada diyor ki boyun düzleşmiş. Yani normal anatomik yapısını kaybetmiş. Deminki hastamızdaki gibi hı hı. boyun anatomisi bozulmuş ve artık boyun uyarıyor sizi. Ağrılar da uyarıyor.
Şimdi bu C5, C6, C6-7'deki bulging dediğimiz durumlar dış membran yırtılmak üzere içindeki oraya bası yapıyor. Hafif de boyundaki koluna giden sinirlere değmeye başlamış. Hı hı. Bu diyor ki hastamıza ya da doktor da söylemiştir. Dikkatli olun, dediklerimize uyun. İleride siz bir boyun fıtığı adayısınız. Hı hı. Şu anda değil ama ileride artıp ameliyata gidebilirsiniz. O yüzden bu MR bulguları bunu gösteriyor. Aman dikkat etsin. Tamam. Hocam bir soru daha var. Diyorlar ki, hocam bel fıtığı ile ilgili yüzlerce hasta var. Belden operasyon geçirmiş. Hastalarınıza ne önerirsiniz denilmiş. Biraz bel fıtığı sonra, bel fıtığından ameliyat olmuş ve sonrasında kimler neye dikkat etsin? Hani boyun fıtığını söyledik ya, bel fıtığını da istiyorlar. Şimdi bel fıtığından ameliyat olan bir hasta, bir defa bu yörede daha hakim. Bu arada ben anlatayım, Kayseri'den geldim. Kayseri ile 14 yıl çalıştım, sonra Konya'ya geldim. Hı-hı. Antalyalıyım. Birbirine iç içe. Orada da yere oturma alışkanlığı çok fazla. Buranın kırsal kesiminde de çok fazla. Hı-hı. Bir defa yere oturma alışkanlığını bırakmamız gerekiyor. Ama o daha rahat değil mi hocam değil. Ya? Kesinlikle hemen değil. Muhalefet oldum değil mi kesinlikle size? Kesinlikle değil. Hastalarımız da bunu söylüyor ama inanın rahat değil. Bu alışkanlıktan kaynaklanıyor. Mutlaka koltuklara, divanlara, sandalyeye oturmamız lazım. Yere oturmak bele 3 kat, 4 kat daha fazla yük veriyor. Hı-hı. İkincisi, tuvaletlerimizi mutlaka yapabiliyorsak klozet olması lazım. Hı-hı. Klozet olması lazım. Üçüncüsü, yani bu bel fıtığı operasyonu geçirmiş kişilere ya da geçirmeyen herkes için geçerli bu. Hmm. Üçüncüsü, ağır kaldırmamamız lazım. Kaldıracaksak da dizlerimizden çöküp kaldırmamız lazım. Belimizden bükülerek değil, yükü dizlerimize vermemiz lazım. Üçüncüsü, yatağımızın ortopedik olması lazım. Çünkü yatış pozisyonu 8 saat uyuyorsak sürekli o yatak bizim anatomik yapımızı bozar. Bunlara dikkat ederlerse ve ağır kaldırmazlarsa İnanın ömür bile rahat ederler. Peki. Bu tavsiyeleri de verdik. Boyun fıtığından devam edelim hocam. Boyun fıtığımız var. Bulguları var. Doktora gittik. Doktor ilk önce bizi güzel bir muayene eder. Yani biz öyle yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Hastanesi beyin cerrahi kliniğinde. Muayene ediyoruz hastalarımızı. Şikayetlerini dinliyoruz. Ondan sonra gerekli olan tetkikler, MR çektiriyoruz. Direkt röntgen filmi çektiriyoruz. Eğer bazı şeylerden, kuvvetsizliğinden, cansızlığından şüpheleniyorsak EMG testi. Yani boyundaki sinirin ne kadar sıkıştığını, derecesini ya da hangi sinirin, 8 tane sinir var demiş ya, hangi sinirin sıkıştığını ölçmek için EMG testi yapıyoruz. Bunları bulduk. Dedik ki birinci, ikinci aşamada hastayı yakaladık. Gene görsellerden MR bulgusunda bir boyun fıtığını göstereyim. Bir görelim bakalım ne oluyormuş boyun Şimdi, fıtığının MR sonucunda. Tabii bizim için vazgeçilmez bir görüntü yöntemi. Hı-hı. Çünkü bunu çekmeden boyun fıtığının derecesini, büyüklüğünü ve de aşamasını göremiyoruz. Bakın burada bir boyun MR'ı gözüküyor. Burası başımızın üst tarafı. Burası boyun kemiklerimiz. Bakın omurilik deminki resimde gösterdiğim gibi beynimizden çıkıyor, aşağı doğru iniyor. Bakın şuradaki noktayı görüyor musunuz? Siyahlığı. Oldukça yerinden çıkmış iki kemik arasındaki amortisör ve omuriliğe bası yapmış. Bası bakın siyah nokta şeklinde gayet güzel bir şekilde gözüküyor. Ve bu omuriliği de sıkıştırdığı için bu hasta ileri derecede ağrılı, kuvvet kaybı, kollarında uyuşmayla geliyor. Bizim için MR bulgusu bu müdahale gerektiren bir fıtık, oldukça büyük ve gördüğünüz gibi kanalın, omurilik kanalının neredeyse %30-40'ını kapatmış. Demin ki hastamız bir bulging MR raporu okumuştu. Şu alttaki durumu. Yani hafif bir çıkıntı oluşmuş ama tamamen çıkma ya da patlama aşamasına gelmemiş. Biz bu MR'ı gördük. Şimdi bu aşağıdaki durumu yani patlama bulging dediğinizde hocam o görüntülemede şey mi oluyor artık? Tamamen o sinir alt üst alakası kesiliyor mu birbirinden? Öyle Yok. Mi anlayalım? Tamamen kesilirse Allah göstermesin felç olur. Bu bası yapıyor. Bası yaptığı için gerilme ve oradan geçen iletileri azaltıyor. Ona bağlı olarak da ağır oluyor. Şimdi tamamen patlarsa eğer şu siyah nokta tamamen patlayıp da omuriliği tamamen kapatırsa sizin dediğiniz kesi olayı ortaya çıkıyor. O zaman buradan aşağıya hiçbir ileti gitmediği için boyundan aşağısı tutmuyor. Felç oluyor. Yani Allah korkutmak gibi olmasa ama felç durumu tabii ağır bir durum ama tutmama durumu ortaya çıkıyor.
Tabi bu patlamamış hali, patlarsa gördüğünüz gibi %30-40'ını kapatmış. Daha da kapatırsa daha büyük sorunlar ortaya çıkıyor. Şimdi hastayı biz birinci, ikinci aşamada yakaladık diyelim. En başta eğer ameliyatlık değilse biz bunu fizik tedavi doktorlarımıza yönlendiriyoruz. İlk önce ilaçlar yazıyoruz. Ağrı kesici, kas gevşetici, anti-inflamatuar dediğimiz ilaçlar. Yani oranın basısını yok etmeyecek ama daha da ilerlemesini engelleyecek. Ağrılarını azaltmaya çalışıyoruz. Önerilerde bulunuyoruz. Yastıktır, şudur budur. Ondan sonra fizik tedavi doktoruna gönderiyoruz. Fizik tedavinin çeşitli yöntemleri var. Onu fizik tedavi doktorlarımız anlatır. Bunlardan bir tanesi boynu çektirme yöntemi. Yani boyuna askı koyuyorlar ya da boyun altından kelepçelerle tutarak yukarı doğru asılıyorlar. Bunu sakın ha sakın tıp dışındaki insanlar, kırık doktorlar dışında gidip yapmasın. Boyun çektirmeye gidelim demesinler şimdi. Sakın. Bu yöntemi zaten bizim işte mahalledeki Hüseyin amca da yapıyor demesinler. Çünkü bunu çekerken öyle bir onların kriterleri var ki Allah göstermesin boynu tamamen kopartılabilir, kırabilir ya da patlamamış fıtık bu şekilde patlayabilir. Sonuçta hocam buradaki cihazda elle müdahale yok. Evet. Oraya bir aparat takılıyor. Yavaş yavaş baş kendini hafif hafif orada serbestleştirsin. Ne bırakıyorlar doğal akışına. Ama kırık çıkıcıya gidince dur bismillah hadi bakalım deyip bir el kuvveti uygulanıyor en nihayetinde değil mi? Bu aparatın doğallığına, sizin başınızın ona destek olmasıyla falan alakalı bir şey. Ya da başımızın yükünü omurgaya vererek o fıtığın daha da büyümesini engelliyor. Belirli pozisyonlarda tutuyor. Biraz. Evet. Mesela burada görüldüğü gibi çene ve baş altındaki desteklerle başın ağırlığı azaltılıyor. Tedavi süreci içerisinde. Bu tabii ömrü billah değil. Yani bir 5 gün, 10 gün, 15 gün. Bir fayda sağlar gün. Mı acaba diye bakılıyor. Ondan sonra dik durulması için, bakın diğer resimde de gözüküyor. Dik durulması için boyun aparatları kullanılıyor. Omuz askıları kullanılıyor ve anatomik yapı düzeltiliyor. Bu ameliyatsız tedavi olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnanın benim bazı hastalar yarım saat 40 dakika konuştuğum oluyor ki aman ameliyata gitmeden kurtaralım diye. Diğer bir koruyucu yöntemler mesela her durumda olduğu gibi yüzme sporu. Yüzmede boyuna binen ve başa binen vücutla bağlantı arasındaki yük azaldığı için ve boyun kaslarını yüzme sırasında kuvvetlendirdiği için yüzme boyun fıtığında da bel fıtığında da çok yararlı. İlerlemesini engelliyor, ağrılarını azaltıyor. Bel ve boyun kaslarını kuvvetlendirdiği için oraya ekstradan omurga dışında bir destek oluyor. Bu da bel fıtığın ilerlemesini engelliyor. Ama oluşan bir fıtığa değil, olmasını engelleyici aşamada. Diğer bir yöntem, küçük fıtığı var. Biz hastayı gördük. İnanın tedavinin yarısı çok düzgün bir yastık. Bu yastığı mutlaka temin etmeleri gerekiyor. Ben normalde boyun fıtığım yoksa bile mutlaka o yastıklardan aldırttırıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Nasıl bir yastık hocam? Viskolex yastık durumları var. Bunlar çeşitli firmalarda satılıyor. Medikalcilerde satılır mı yani? Medikalcilerde de satılır ama yani bilindik markalar var. Mobilya markaları. Tamam. Onlara da gittikleri zaman ortopedik viskolex yastık dedikleri zaman onlar mutlaka verirler. Fiyatından kaçınmasınlar, markasından kaçınmasınlar. İyi bir yastık alsınlar. Çünkü yattığımız zaman boynunun altı dolduğu zaman bu viskolex yastıklarda vücut sıcaklığına göre boyunun anatomik yapısına şekillendiriyor yastık kendini. Ve boyuna binen ağırlığı kurtarıyor. Yastığın ismini bir kez daha söyleyeyim hocam. Ne deyip alacağız? Viskolex. Ortopedik yastık. Ortopedik yastık. Tamam. Bunu medikal firmada olur ya da dışarıdaki dediğim gibi kaliteli. Ünlü mobilya mağazalarında da bulabilirsin. Bulunabilir. Öyle söyleyelim. Diğer bir yöntem. Biz şimdi hastaya baktık. Ameliyatlık değil, fıtığı çok ilerlememiş. Fizik tedavicilere gönderiyoruz. Onlar da masajlarla, fizyoterapi aletleriyle, frekanslarla, kızılötesi aletlerle oradaki kasları ve sıkışıklığı çözmeye çalışıyorlar. Çözülüyor mu? Çözülüyor. Yararı da oluyor. Ama dediğim gibi başlangıç aşamasında. Bunun yanında tabii çörek otu yağı, ceviz yağı, buğday yağıyla da iyi ellerde çok sıkmadan omurgayı zedelemeyecek şekildeki küçük masajlar da oradaki kasları gevşetiyor. Yağların ismini bir daha söyleyelim hocam. Çörek otu yağı, ceviz yağı ve buğday yağı. Bunlar da oradaki kasları gevşeterek rahatlatıyor. Ve kaslar sıkışıklığı yani spazmı çözdüğü zaman da ağrıları azalıyor hastanın ve rahatlıyor. Diğer bu boyun fıtığına sebep olanlar sebeplerinden bir tanesi de stres. Stres dediğimiz şey
üzüntü, sıkıntı, yorgunluk, bunlar boyun kaslarını sürekli gergin kişi halde tutuyor. Kişi böyle stres, gergin olduğu zamanlarda bazı insan, yani her insan bana göre hocam, benim tezime göre öyle söyleyeyim. Evet. Vücudunda bir yeri kasar. Kimi elini yumruk yapar, kimi dişlerini sıkar, evet, kimi beden dilini yapar. Böyle şurayı gerginleştirip böyle kendini kas katı tutan kişilerde de zannedersem boyun fıtığı oluyor değil mi? Var. Oradaki kaslar sürekli sıkışıklığa alıştığı için, hı hı, ve omurga kasları sürekli yük altında kaldığı için bunlarda da boyun fıtığı oluşabiliyor. Hı hı. Bu stresi giderebildiğimiz zaman bu hastaların rahatladığını görüyoruz. Hı hı. O yüzden ruhen, bedenen rahat olmamız gerekiyor. Yürüyüş yapmamız, spor yapmamız buna en büyük sebep. En son baktık bunlar olmuyor, fizik tedaviye gönderiyoruz. Şekilde de görüldüğü gibi fizik tedavinin çeşitli yöntemleri var. Onlar hani o doktorların uyguladığı ve bildiği şeyler. Hı hı. Boyun egzersizleri yaptırıyorlar. Boyun korsesi veriyorlar. Collar diyoruz. Boyun hareketleri veriyorlar. Ekranı kaydırabilir miyiz hocam? Şöyle çok aşağıda kalmış gibi resim. Siz kaydırabilir misiniz buradan? O resimleri biraz daha net gösterme şansımız var mı diye. Vallahi bakmıştım. Herhalde ekrandan bu şekilde gözüküyor. Peki, kameradan. Peki tamam. Onun dışında fizik tedaviye gönderiyoruz. Şimdi tabii boyun fıtığı oluşmaması için dikkat edilmek gereken şeyleri ben saydım ama resimde de gözüktüğü gibi en başta dik oturmamız lazım. Bilgisayarlardan oturuyorsak, işimiz buysa, özellikle muhasebeciler, bilgisayar başında duranlar mutlaka boyunlarına dikkat etmeleri lazım. Hı hı. Ağır yük, iş ve aynı şeyi yapmaya, aynı pozisyonda durmaktan uzak durmaları gerekiyor. Ve fiziki şartlarını, boynunu, vücudunu korumaları gerekiyor. Özellikle hanımlara diyorum, el işi, örgü ya da kitap okuyan öğrencilere diyorum mutlaka başınızı yukarıda tutun ki o şekilde veya rahat edin. Veya alttan bir desteğiniz olsun. Hocam yine, bu kısma geçmeden şimdi reklama gitmemiz lazım. Evet. Burada neyi anlatacağız hocam? Burada boyun egzersizleri, evet, sanki. Boyun egzersizleri. Tamam. Oraya geçmeden reklama gidelim. Reklama gitmeden önce de Beytullah Adak, Beliha Yılmaz Hanım ve Kayseri'den yazan izleyicimizin soruları bana ulaştı. Onları reklam dönüşünde soracağız. Bir yere ayrılmayın. Reklama gidiyoruz. Reklam dönüşünde devam edeceğiz. İkinci bölümle yeniden sizlerle birlikteyiz. Özel Büyükşehir Hastanesi doktorlarından beyin sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı operatör doktor Ümit Demirci hocamızla birlikteyiz. Boyun fıtığını konuşuyoruz. Boyun fıtığının tedavisinin nasıl yapılacağını anlatmaya çalışıyoruz. Birinci bölümde zannedersem görsellerle birlikte bizi takip edenler varsa ciddi manada boyun fıtığının hangi aşamalarda ilerlediğini, hangi aşamalarda önüne geçilebildiğini, boyun egzersizlerinin önemini, ki onlar nasıl olacağını birazdan anlatacağız. Bunları derleyip toparlamaya çalıştık. Aslında kısa bir konu başlığımız kaldı. Boyun egzersizlerinin ne kadar önemli olduğunu ve ne yapacağız boyun egzersizi diye buradan başlayacağız. İkinci bölüme geçmeden önce birinci bölümün sonunda anons ettiğim isimler vardı. İzleyeceğimiz biz merakla bekliyorlardı sorularının sorulması için. Şimdi onlara bir bakalım, daha sonrasında devam edeceğiz. Beytullah Adak Bey demiş ki, annemin sürekli olarak boynu ağrıyor. Ne yapmamız lazım demiş. Şimdi çok genel bir soru. Hani boynun neresi ağrıyor? Sabah mı ağrıyor? Akşam mı ağrıyor? Onu bilemiyoruz ama ne diyelim hocam? Mutlaka en yakındaki bir hastaneye gidip bir beyin cerrahi doktoruyla görüşsün. Hı hı. Gerekli tetkikleri yapsın. O doktorun dediklerine mutlaka uysun. Ve ondan sonra da yol yakınken önlemleri bir an önce alsın. Peki. Beliha Yılmaz Hanım demiş ki, birkaç gündür belimde ağrı var, sonra bacaklarıma indi. Bacaklarıma indi ağrı. Ayağa kalkıyorum, düzeliyor. Sonra yine başlıyor. Aynı zamanda da migrenim de var demiş. Şimdi bu beliyle ilgili olan... Uzanırken falan mı ağrı artıyor ki acaba? O yavaş yavaş ağır kaldırdıysa, beline dikkat etmediyse, bu aralar belini zorlayacak işler yaptıysa, hı hı, belindeki zorlamaya bağlı olarak uyarı veriyor. Bir daha bunları yapma. Bu dedikleri ağrılar belirli bir zaman sonra geçer. Yani 3 gün, 5 gün, 10 gün sonra geçer ağrı kesicilerle, kas gevşeticilerle. Ama bundan sonrası için mutlaka dikkat etmesi lazım ki daha kötüye gitmesin. Bunun dikkat etmediği, her şeyi yaptığı, dediklerimiz dışında arandı mutlaka bel fıtığına doğru gider. Hı hı. O yüzden vücut onu uyarıyor, dikkatli ol diye. Peki.
Kayseri'den yazan bir izleyicimiz var. Demiş ki iyi yayınlar. 2014 yılında Kayseri'de hocam teyzemi belindeki kırık nedeniyle ameliyat etti. Hastaneye yürüyemez halde götürdüğümüz hastamız yürüyerek ve ağrısız halde çıktı. Ellerine sağlık, kendisine minnettarız. Hocama sorum, teyzem soğukta kalınca yorulunca ağrısı oluyor. Bu normal mi? Kontrol gerekir mi? 2 yıldır da hiç kontrole gitmedik demiş. Şimdi dedim hatırladınız mı hastayı? Daha öncesinden ya Kayseri'de. İnanın, çok hastamız var. Ben 14 yılda kalınca. Şimdi tabii biz beyin cerrahisi için hani boyun fıtığını bakıyoruz, beyine bakıyoruz, beyin ameliyatlarını yapıyoruz, boyun fıtığını, bel fıtığını. Aynı zamanda omurga ile ilgili kırıkları da mesela travmaya bağlı, düşmeye bağlı, kemik erimesine bağlı kırıkları da müdahale edip ameliyatlarını yapıyoruz. Şimdi tabii Kayseri'de isim olarak ya da yüz isim de pek akılda tutamam da yüz olarak görsem hiç unutmam hiçbir ameliyat ettiğim hastayı. Hastalarımız mesela bir günde ben daha buraya gelmeden 15 tane hasta baktım geldim. Hatta bir tanesinde acil oğlunu ameliyat etmişiz bel fıtığından. Şimdi kendisi de ta Aksaray'da ameliyat demişler. Çıkmış gelmiş. Şimdi öğleden sonra da hazırlanıyor onu yapacağım. Gidişte. Buradan ameliyatı mı gideceksiniz? Tabii cumadan sonra oraya gidip ameliyatını yapacağız. Şimdi netice itibariyle onlar tabii ameliyat eden doktoru çok iyi hatırlıyorlar isim olarak, görüntü olarak İlla ama ki. Bizim göz aşinalığımız var ama isim olarak İsimler hatırlayabilmemiz çok zor. Şimdi bu hastamızın sorusuna gelince. O üşüme ve ağrılarının sebepleri romatizmaya bağlı olabilir. Belinde ve kalçasındaki kireçlenmelere bağlı olabilir. Bir de hastanın eğer yaşı ilerlemişse mesela 60'tan sonra benim annemin de dizleri ağrıyor, beli ağrıyor ama yapabileceğim bir şey yok. Çünkü bazen vücut eskiyor, aşınıyor, doğal olarak ağrıyor ya da ağrıması gerekiyor. Şimdi bunları yaş itibariyle olduğu için biz de bildiğimiz için geçiremiyoruz ama hastalar da istiyorlar ki 70 yaşına, 80 yaşına da gelse hiçbir yerim ağrımasın, hiçbir yerim sızlamasın. Ama böyle bir şey doğada yok. Bu yaşamın kanunu ufak tefek yerler ağrıyacak, sızlayacak. Yürüyebiliyorsa, kendi işini görebiliyorsa, bu hastamız için diyorum. Normal yatıp kalkabiliyorsa, çarşıya, pazara yavaş yavaş yürüyerek gidip geliyorsa, bence en iyisi ufak tefek ağrıları çok fazla önemsemesin. Romatizma ilaçlarından, ağrı kesicilerden alırsa rahatlar. Peki. Bunu da söylemiş olalım. Kayseri'ye de selam diyelim efendim. Geleceğiz boyun egzersizlerine hocam. Soruları almaya devam edeceğiz tabii bu arada. Sona kalmadan sorularınız varsa hemen gönderin. Ben sonra çok üzülüyorum. Sorusunu iletemediğimiz izleyicilerimiz oluyor. Onların sorusu burada kalıyor masanın üzerinde. Bizim süremiz bitiyor. Reji ve yönetmenimiz diyor ki bitirmemiz lazım. Başka bir program başlayacak. Her şey burada kalıyor. O yüzden üzülmeyelim. Ben sizi üzmüş olmayayım. İnan içim el vermiyor. Hemen soruları gönderin ki vakit varken cevaplamış olalım. Boyun egzersizlerine gelirsek hocam ne boyun söyleyeceğiz? Boyun egzersizleri niçin lazım? Sağlam bir insanız. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama dikkat etmezsek kendimizi de korumak istiyoruz. Kendimizi de korumamız lazım. Şimdi iş yerinde oturuyoruz. Bilgisayar başındayız. Ya da evde oturuyoruz. Mutlaka boyun kaslarını kuvvetlendirmemiz lazım. Şimdi bilgisayarda da gözükeceği gibi ufak tefek hareketlerle hiçbir ekstra alet gerekmeden kendi başımıza yapabileceğimiz egzersizler var. Bunlar resimlerde de gözüküyor. Boynumuzun, başımızın iki tarafını alırız ve sağa ve sola zorlayarak boyun kaslarımızı kuvvetlendirebiliriz. Elimizle vücudumuzu direniriz. Başımızı sağa sola döndürmeye çalışırız. Ellerimizle kuvvet uygularız. Aslında her internette her beyin cerrahi poliklinikte buna ait broşürler var. Bunları isterlerse biz ne zaman isterse gelsinler vereyim. Ya da internetten görüp bu görsellerle bu hareketleri yaparlarsa inanın hastalığın %30'unu 40'ını engellemiş olurlar. Peki o yüzden hocam, egzersiz önemli. Bu egzersizlerle o dışarıya çıkmaya çalışan yerine mi yerleşiyor? Dışarıya ne oluyor? Çıkmaya çalışan tam çıkmadıysa yerine geri gidebiliyor, yerleşiyor. Bu arada boyun kaslarını kuvvetlendirdiğimiz için şimdi başımız ve gövdemiz var. Arada da bir bağlantı var, köprü. Eğer bu boyun kasları zayıfsa yük sadece omurga kemiklerine ve o yastıkçıklara biniyor. Bu başımızın diyelim 5 kilo, 10 kilo ağırlığı taşımakta zorlandığı için yük de o yastıkçıklara bindiği için onların yırtılma ihtimali daha fazla. Ama boyun kaslarımızı kuvvetlendirirsek bu sefer boyun kaslarımız o yükün yarısını alırsa omurga kemiklerimiz yük binmediği için rahatlar. Rahatladığı için de fıtık olma ihtimalini ya da oluşan
küçük fıtıkların daha ilerlemesini engelleriz. Yani biz boyun kaslarını egzersizlerle daha bir boynumuza destek görevi vermiş oluyoruz. Peki. Şimdi bütün bunları yaptık ama doktora gittik, MR'ını çektirdik. Boyun egzersizi ne zaman yapalım? Vallahi gün içerisinde. Mesela bilgisayar başında oturan muhasebeciler, sigortacılar, şoförler, el işi yapan hanımlar, kitap okuyan öğrenciler. Aklımıza geldiği an hemen yapalım. Yoksa gece yatmadan önce bir esnetelim mi? Sabah kalkınca ise esnetelim mi? Günde mutlaka 20 dakika toplamda yapmak en yararlısı. Ama daha fazlasını yapabiliyorsa çok daha iyi. 5'er dakika 4 dilimde yapılsın mesela, değil mi? Ne bizi yorar, ne bir alet gerekir, ne zaman gerekir. Oturduğumuz yerden bile bunları yaparız ki ileride çok yararını görürüz. Ne imkanları varsa yüzme sporu bunu yapsınlar. O da çok yararlı. Yürüyüş fayda sağlar mı? Yürüyüş bele yararlıdır. Boyuna değil ama bel kaslarına çok çok yararlıdır. Tamam. Kuvvetlendirir. Oraya da binen yükü azaltır. Peki. Devam edelim hocam. Şimdi her şeyi yaptık. Doktora gittik. Muayenesini yaptık. Kolumuzda kuvvetsizlik var. Doktor MR'ımızı çektirdi. Demin MR'da gösterdiğim gibi kocaman bir fıtık var, çıkıntı var. Omuriliğe basıyor. Ağrıdan dayanamıyoruz. Ne yapmamız lazım? Mutlaka ve mutlaka eğer doktor ameliyat öneriyorsa olmamız gerekir. Olmak olmamaktan çok daha iyidir bu aşamada. O yüzden biz kliniğimizde, ben Ege ihtisaslıyım, Ege Üniversitesi İzmir. Kliniğimizde şimdi iki farklı yöntem var bu ameliyatta. Herkes kendi hocasından ya da kliniğinden gördüğünü uygulamaya çalışır haklı olarak. Kimisi önden açılımla, bu anterior girişim diyoruz. O disk mesafesine giriliyor. Resimlerde de gösterebilirsek, burada da güzel bir şekilde anlatıyorum. Bakın buradaki önden giriş boyun seviyesinden 2 santim bir insizyonla giriliyor kesiyle. Güzel ekartörlerimiz var. Direkt yemek borusunu, şah damarı dediğimiz karotisi kenara çekerek omurga kemiğine ulaşıyoruz. Önden diskin olduğu mesafeyi skopi dediğimiz röntgen cihazlarıyla tespit edip içine giriyoruz. Dışarı çıkan omurliğe doğru çıkan parçayı temizliyoruz. Temizledikten sonra da oraya temizlediğimiz alan boş kalmasın, çöküntü olmasın diye de küçük keçler dediğimiz küçük vücuda uyumlu metaller koyuyoruz. Bu o diskin görevini görmüş oluyor. Protez diyoruz, disk protezi diyoruz. Ve omurga boynumuzun eğilip kalkmasına da izin veriyor. Bunun riski var mı dersen, inanın %85, %95 riski yok. Ama kocaman bir fıtığı var. Olmaması o kolunu kaybetmesi demektir. Çok daha riskli. Şimdi bakın resimlerde de gözüküyor. Burada da açılmış bir ameliyat sırasında çektiğimiz omurgaya ulaşıyoruz. Derine onu temizliyoruz. Şimdi ikinci bir yöntem var. Eğer fıtık uygunsa, sadece bir kola vuruyorsa, benim uyguladığım yöntem kapalı yöntem. Bu ilki açık yöntemdi önden yaptığımız. Ama belirli bir disklere uygulanabiliyor. Orta hattaysa, işte kalsifi olmuşsa falan fırt. Benim uyguladığım daha kolay bir yöntem var. Arkadan, boynumuzun arka tarafından kapalı yöntemle, dikişsiz, küçük bir 1 santim, 1,5 santim bir delikle giriyoruz. Bakın burada resimde de görülüyor. Hangi mesafedeyse disk, oraya ulaşıyoruz. Onu mikroskop aracılığıyla ya da küçük disk alıcılarımız var. Onlarla o çıkan parçayı, bakın şurada gözüküyor, bunu çıkartıyoruz. Ameliyatı kolay oluyor. En fazla yarım saat sürüyor. 2 saat sonra da kalkıp evine gidebiliyor. %95, %99 Allah'ın izniyle iyileşme sağlıyor. Ön taraftaki yöntem biraz daha riskli, biraz daha komplike, biraz daha ana yemek borusu, karotis dediğimiz şah damarlarının biraz daha yanında olduğu için kısmen daha riskli. Ama dediğim gibi iki yöntemde uygulama şartları var. Fıtığın durumuna göre değişiyor. Bakın bu, gene resimle göstereyim. Bu önden uyguladığımız bir hasta. Röntgen filmleri, bakın gördüğünüz gibi disk mesafesindeki dışarı çıkan parçayı çıkardık. Özel disk protezi koyduk. Ve bu da yandan görünüşü. Ve hasta normal anatomik yapısına sağlıyor. Bir gün sonra da evine gidebiliyor. Bakın buradan önden açılmış şekli.
Bu da arkadan benim uyguladığım şekil, başı bu tarafta, vücudu bu tarafta, arkadan küçük laparoskopik aletlerle, mikroskopla giriyoruz. Sadece fıtık bölümüne ulaşıyoruz. Az bir küçük bir açılımla onu çıkartıyoruz. Burada da ben ameliyattan sonra hastalarımıza en az 10 gün, 15 gün boyun korsesi ya da collar dediğimiz cihazdan veriyorum ki ters bir hareket yapmasınlar. Hı hı. İyi oldum diye yanlış bir kullanım yapmasın, sıkıntı oluşmasın, o da ızdırap çekmesin, biz de çekmeyelim diye bir 10-15 gün yatarken çıkartılan bir collar veriyorum. Bununla beraber hastalarımız şifa buluyor. Hı hı. Şu ana kadar yaklaşık bu bel fıtığına oranla daha azdır. Her ay ortalama 5 ile 10 arasında bir boyun fıtığı ameliyatımız olur. Hı hı. Bunun %80'i arkadan kapalı yöntem dediğimiz yöntemle yaparız. 2 ya da 3 tanesini de ön taraftan yaparız. Allah'a hı hı. şükür şimdiye kadar bir komplikasyona rastlamadım. Hastalarımız da memnun. Peki. Hocam gelmiş soruları bakacağım. Son olarak bir daha uyarılarımızda bulunacağız operasyon geçirmiş hastalarımıza. Tamam. Son söylenmesi gerekenler için. WhatsApp'tan yazan izleyicilerimize de bakacağım. İsmail Er kaldı. İnşallah soy isimler doğru yazılıyordur diye düşünüyorum. Eşimin kalçasında kist var. Bel ağrısı da var. Bazen kolları da ağrıyor. Ne yapmamız lazım demiş. Şimdi sizin alana giriyor mu hocam? Giriyor. Yani mutlaka eğer Konya'da oturuyorsa büyükşehir belediye hastanesine gelsinler. Ben yardımcı olayım. Tamam. Birincisi beliyle ilgili sıkıntıyla kalçasındaki ile ilgili kist dediğimiz durum birbiriyle bağdaşık olabilir. Yani biri birini tetikliyor olabilir. O yüzden onun ayırdımına varmak lazım. Bel mi sorun yaratıyor, o kist mi? Filmleri çekilmesi lazım. Hı-hı. İyi bir muayene ile ben gereken bilgiyi veririm. Boyun ağrısıysa yani hepsi beraberse bunların başka bir romatizmal hastalık olabilir. Onu da geldiği zaman ben boyun ağrısıyla ilgili tetkikleri yaptırırım. Kendisine de o tetkikleri gösteririm. Gereken bilgiyi veririm. Peki. Merhaba, cumanız mübarek olsun. Ümit Bey'e bir sorum olacaktı. Eşimin sol elinde bilekten baş parmağa doğru uyuşmayla başlayan hareketsizlik diğer parmaklara da sirayet ediyor. Yanmış gibi sızlama oluyor. 3 ay kadar önce ilaç tedavisiyle hafiflemişti. Ev temizliği ve hamur yoğurma bu rahatsızlığı tetikledi. Hı. Ümit Bey'in önerilerini bekliyoruz demiş. İbrahim Bey yazmış bize, Özkürkçüler. İbrahim Özkürkçüler yazmış. Şimdi aynı dediğimiz durum. Hasta ilaçlarla biraz rahatlamış ama gene aynı hataları yapmış. Hı hı. Hamur yoğurma el işi. Şimdi boyun fıtığını bir karıştığı sebeplerden bir tanesi, daha önceki programlarda anlatmıştım ben, el bilek sinir sıkışması, hı hı, ve dirsekteki sıkışmalar boyun fıtığıyla karışabilir. Yani ikisinin bulguları birbiriyle iç içe. Hı hı. Şimdi onun ayırdımını iyi yapmak lazım. El bileğindeki sıkışmadan kaynaklanan sorunlar gibi gözüküyor hastamızın. Özellikle baş parmak olmak üzere üç parmağa yayılan ağrı, hı hı, uyuşma, yanma hissi bilek seviyesindeki sıkışmayı gösterir. İlaçlarla biraz geçtiyse o geçici bir tedavidir. Bir de tabii önceki hatalarını tekrarlamış. Yapılması gereken, mutlaka bize gelebilirse bize gelsin, hı hı, EMG testi yaptırıp sinir sıkışmasının derecesini görmek. Ona göre de ilaçla iğnelerle geçirebilir miyiz? Hı hı. Yoksa küçük bir müdahaleyle bilek seviyesinden hiç bayıltmadan 5 dakika 10 dakika sürüyor. Buraya uyuşturarak 2 santim delikten oraya giriyoruz, o siniri rahatlatıyoruz. Yarım saat sonra da evine gönderiyoruz. Ellerini kullanabiliyor. 10 gün boyunca pansuman yapıyor. Hı hı. Ondan sonra tamamen bu hastalıktan, sıkıntıdan kurtulabiliyor. O yüzden birinci önerim mutlaka bize gelsin. İkinci önerim bu tetkikleri yaptıralım. Üçüncü önerim müdahale gerekirse de gerekmezse de şu hamur işi, el işlerini abartılı bir şekilde yormadan, hı hı, mutlaka onlardan uzak dursun. Peki. Kadınlarda mı daha çok oluyor boyun fıtığı, erkeklerde mi hocam? Kadınlarda biraz daha fazla. Çünkü onların ev işi, birazcık dikkatsizliği, sağlığını önemsememeleri. Mesela menopoz sonrasındaki kemik erimesi de buna etki ediyor mu? Tabii. Kalsiyum, D vitamini eksikliği vesaire. Fizyolojik olarak gelişen, normalde her insanda olan menopozdan sonraki 45-50 yaşındaki sıkıntılar, hormonal eksiklikler, hı hı, mutlaka bütün vücuda yayılıyor. Hı hı. Özellikle bayanlarda omurgada aşınma, kemiklerdeki kemik erimesine bağlı aşınmalar, yıpranmalar o yaştan sonra daha fazla artıyor. Bir de darılmasın hastalarımız ama bayanlar daha kilolu,
daha az egzersiz yapıyorlar. Ve bu kilo ve dikkatsizlikleri de hep sağlıklarını etkiliyor. Ve sonuçta ameliyata kadar gidecek vahim durumlar ortaya çıkabiliyor. Ev işi yapıyoruz, daha egzersiz ne yapalım diyorlar ya. O savunma... Ev işiyle egzersiz arasında fark var. Ev işi yapıyorum yani hareket ediyorumla egzersiz bir değil. Ev işi yaptığınız zaman tamamen vücuda, dikkat etmediğiniz üzere vücuda zararlı yöntemlerle iş yapıyorsunuz, hareket ediyorsunuz. Bu egzersiz sayılmaz. Egzersiz deminki gösterdiğim gibi resimlerde de bilinçli bir şekilde kasları, belirli kasları kuvvetlendirici hareketlerdir. Belli zamanda yürüyüşler, belli egzersizler gerekiyor. Temiz havada yürüyüş, internetten indirebilecekleri bel egzersizleri ya da boyun egzersizleri ya da bana gelirlerse ben bunların kitapçıklarını da veririm. Bunları uygularlarsa inanın sağlıklarına %50, %30 oranında daha da şifa bulacaklardır. Büyükşehir Hastanesi'ne nasıl ulaşabiliriz diye sorular gelmiş. KJ'de hemen bir değişiklik yapalım arkadaşlar. Büyükşehir Hastanesi'nin 444'te başlayan bir numarası vardı. Randevu için birazdan ekrana gelecek. Onu arayabilirsiniz. 444. Hocam siz biliyorsanız bana yardım edebilir misiniz? Hatırlıyorsanız. 444. Durun gelecek bir saniye. Şimdi ben de bekledim. Bir de şöyle bir sıkıntımız var. Onu anlatayım. Mesela geçen gün bir hastamız geldi. Hocam randevularınız doluydu. İki gündür randevu almaya çalışıyorum diyor. 444. 1-274'den. Evet. Özel Büyükşehir Hastanesi randevu telefon numarası. Ümit Demirci hocamdan, beyin cerrahi Ümit Demirci olarak randevu alabilirsiniz. Bunu da hemen söylemiş olalım. Randevular dolu olsalar bile mutlaka gelsinler. Ben yardımcı olurum. Ya bizim işte sekreter hanım yardımcı olur. Mutlaka o gelen hastamız geri dönmez. Yani bu aslında kötü bir örnek ama 3 gün önce ameliyat ettiğim hasta 2 gün boyunca randevu alamamış. Yakınlarına ameliyat etmişiz. Ama 2 gündür randevu alamadığı için geç kalınmış. Üçüncü gün geldiğinde muayenesini yaptık. Hemen hazırladık, ameliyatı aldık, kurtuldu. Ama dediğim gibi niye geç kaldın diye sorduğumda randevu doluydu diyor. Sakın o randevulara bakmayın, siz dolu olsa bile gelin, ben yardımcı olurum. Telefonla bir arayın. Eğer ki randevular dolu falan deniyorsa da çıkın gidin. Kanal 42'de izledik deyin. Turkuaz programında izledik, geldik hocam deyin. Bu referansı da buradan veriyoruz. Bir başka soru hocam. Kalçamda ağrım oluyor. Akşam yatınca tutuluyor, sabah kalkınca yürüyemiyorum. Çok az bel fıtığı olduğu söylendi. Ağrı bundan kaynaklanır mı? Kas gevşetici, ağrı kesici kullanıyorum. Yine de tekrarlıyor demiş. Şimdi ona cevap vereyim. Bel fıtığından kaynaklanabilir. Ama onun başka bir duruma araştırılması lazım. O belki göz ardı edilmiştir. Kalça eklemlerinde iltihaplı romatizma dediğimiz, eklem romatizması dediğimiz, sakroileit dediğimiz sıkıntılar ortaya çıkıyor. Büyük bir ihtimalle bu hastamız... Bu sakroileit dediğimiz hastalık var. O yüzden onun gerekli tetkikleri yaptırıp kan tetkiklerini ve oraya yönelik filmlerini çektirip ona göre tedavi edilmesi lazım. Geçici süreyle aldığın ağrı kesici, kas gevşeticiler 3 gün, 5 gün, 10 gün geçirir ama sonra tekrar başlar. Radikal olarak o noktaya yönelik tedavi etmek gerekiyor. Peki. Hocam kapatacağız. Son sözlerinizi dinleyelim. Boyun fıtığı. Egzersizler önemli. Evet. Operasyondan korkmayın. Operasyondan asla korkmayın. İnanın operasyondan korkup da gittiğiniz herhangi bir tedaviler, işte manipülasyon tedavileri, sınıkçılar, çıkıkçılar, buhar tedavisi, şu tedavisi, bu tedavisi harcadığınız zamana yazık. Yani boyun tedavisi ilerlemiş aşamada operasyon olmadan geçmez. Geçmez. Bunu anlayalım. Para, harcadığınız paraya yazık. Zamana harcadığınız zamana, harcadığınız psikolojik dirence yazık. Siz gelin, biz ameliyatsa ameliyat deriz, değilse zaten biz en tıbbi, en doğru olanı, hastanemiz komplike bir hastane, her şey mevcut, fizik tedavimiz olsun, diğer bölümler olsun, biz yardımcı oluruz. İnanın bir günde diyelim 50 tane hasta geliyor, bir tane ya da iki tane ameliyat dediğimiz hasta ancak çıkıyor. Biz her hastayı ameliyat demiyoruz, başka bölümlerde, başka yerlerde ameliyat diyenleri de mutlaka en az ameliyatsız geçirme yoluna gidiyoruz. O yüzden endişe etmesinler, ameliyattan, bel fıtığından, boyun fıtığından korkmasınlar. Gelsinler, biz yardımcı oluruz. Hocam son bir şey aklıma takıldı benim. Aslında sizin bakışınıza göre ameliyatlık bir durumu yok. Evet. Ben de diyorum ki, hocam ne olur ne olmaz, oluvereyim gitsin. Öyle bir şey olmaz. Olmaz mı? Ben yani, garantiye alayım diye düşünmüştüm mesela. Yok, öyle bir şey olmaz. Bu hani benim bir hocamın lafı vardı Ege Üniversitesi'nde, kulakları çınlasın. Attığın taş ürküttüğün kuşa değecek. Yani o yaptığın ameliyat
oradaki bulguları yok etmeye değecek ki ameliyatı yapasın. Ama orada öyle bir sıkıntı yok. Senin klinikle yani ağrılarınla bu bir MR'larda açalım da bakalım gibi bir manayla olmaz. Bu olmaz. Yani hiçbir doktor, hiçbir cerrah bunu vicdanen yapmaması gerekir. Olmaz. Böyle bir şey olmaz. O yüzden dediğim gibi attığın taş örküttüğün kuşa değecek. Eğer ameliyat yapıyorsak gerçekten ameliyatlıktır. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Sağ olun. Cuma'dan sonra da operasyon var sizin. İnşallah. Kolaylıklar diliyorum. Sağ Allah olun. Yardımcınız olsun. Haftayı kapatıyoruz sağlık günüyle birlikte efendim. Pazartesi görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.